μεγάλεως μου. Με το σαρούκι σου. Σήκω και κοίτα το χαλί των εγγενειών σου. Εγώ είμαι η μάξη του κράτου που έχετε. Σήκω, να παλέψουμε. Σήκω, μεγάλεως μου. Μεγάλα μας μία ανόμνηση προύσας! Eskişehir düştü. Yunanlar her yeri yağmalıyor. Önüne çıkanı öldürüyorlar. Yunan askerleri Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh.
Mehmet. Mina. Ne oldu, ne işin var burada? Seni görmem gerekiyordu. Çok güzelsin. Mina. Sana kimse zarar vermez. İzin vermem. Tamam mı? Mina. Ne yapıyorsun sen? Dışarıdan ses geliyordu, ona baktım. Kimle konuşuyorsun? Gir içeri. Dinleyiniz o. Bursa düşmüş. Bir de hatıra fotoğrafı çektirmişler. Türklerin işi bitti. Geri kalan enkazı kaldırmak o kadar zor olmayacak. Son hedef Ankara. Bu millet değerlerine ve atalarına çok hassastır. Osman Gazi'nin türbesine yapılanı asla unutmazlar. Onun için bu kutlama biraz erken oldu. Mehmet. Yunanlar türbeye girmişler. Osman Gazi türbesine. Bir de fotoğraf çektirmişler. Bizimkilere söyleyin, okulda buluşalım. Aret. Ne işin vardı onlarla? Onlar benim arkadaşlarım. Bir zamanlar senin de arkadaşlarındı. O eskiden de. Bırak artık bu zırvalıkları. Türkler fırsatını buldukları ilk anda bizi boğarlar. Ben gideceğim. Durmayacağım burada. Aklın varsa sen de kaç git. Αυτό το χωρίο ανήκει στον ελληνικό στρατό. Να παραδέσετε ότι... Ρέτε! Bu köy Yunan ordusunun malıdır. Elinizdeki bütün erzağı bize vereceksiniz. Bizde erzak var mı ki size verelim? Δεν έχουμε τίποτα να σας δώσουμε. Size zırnık bile koklatmayız, pislik yırıklar. Tüh! Δεν μπορούμε να σας δώσουμε τίποτα. Σταμάτα! Geri çekilin! Yeter! Geri çekilin! Hayal etsene! Hayal etsene! Hayal el fele! Hayal el fele! Allahu ekber, Allahu ekber! La ilahe illallah! Bu vatanın toprağı bile bir ipek seccadedir. Hadi emmi, düş önümüze! Να τους αφήσουμε να προσκυνήσουν. Αλλάχου Εκπέρ. İmansızlar. Ne olacak şimdi? Biz ne yapacağız? Onlar kimseye acımazlar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Allah bu Hristiyanların. Hacı. Ama ayıp ediyorsun hacı. Bunun dinle imanla ne alakası var? Onlar da Hristiyan değil mi? Ha? Hristiyanlar. Aynı senin gibi. Bir boy eksikti. Areti de Nikolas'ı da ben çağırdım. Bu hepimizin savaşı. Düşman Ankara'ya dayandı. Biz hala neyi konuşuyoruz? Arkadaşlar, bu din meselesi değil. Bu birlik olma, millet olma meselesi. Bizim cepheye gitme vaktimiz geldi. Cepheye mi? Ne zaman? Nasıl gideceğiz? Bu gece. Sabaha karşı.
Kurun hele. Ne istiyorsunuz? Acımızdan öldük dayı. Günlerdir ağzımızdan lokma geçmedi. Ekmeğin var mı? Ne? Bizi ele vermeyseniz dayı, bizden size zarar gelmez. Evladım, siz askerden kaçmayı vicdanınıza yedirmişsiniz. Ben size ne diyeyim? Devam. Su ver, su. Ver. Cemil Çavuş. Cemil Çavuş, hadi baksana. Hadi, hadi dayan, dayan. İçirdiğin bir damla suyla kendine gelip toparlanacağını mı sanıyorsun sen bu adamı? Verecektik kervana, gidecektik Çavuş. Kervandakilerin ele vermeyeceğine malum. Görmüyor musun? Bizi yavaşlatmaktan başka hiçbir şey yapmıyor bu adam. Bir daha ne zaman, nerede su yiyecek bulacağımız belli olmaz. Her yavaşlatan yolda bırakırsak kimse evine dönemez. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Asker kaçakları. Veli oğlu. Yaşar, Mahmut, Sefer, Reşit. Sevkiyat yapıyoruz yüzbaşım. Dikkatli olun. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler yüzbaşım. Hayırdır? Ne işin var burada? Casusluğa mı geldin yoksa? Ben sözümü tuttum, geldim. Bu sadece senin savaşın değil. Burası benim de vatanım. Sizde ya da sizsiz ben o savaşa gideceğim. Hacı. Şerife Hanım, Yusuf. Yusuf çok hasta. Yine mi? Baban nerede? Arman Beyler'de, yemekte. İyi, hadi koş gidelim. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Türk birlikleri Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiş. Yunanlılar Ankara'ya doğru ilerliyor. O yüzden bizim Batı cephesine katılmamız lazım. Yusuf'la Aret nerede? Bizim bir an önce yola çıkmamız gerekiyor. Ne yolu? Ne cephesi? Mehmet. Bana haber vermeden mi gidecektin? Haber verseydin bırakır mıydın emmi? Düşman Ankara'ya doğru gidiyor. Çocuklar, bu size göre bir iş değil. Emmi,
Bırakalım da dinimiz toprağımız elimizden mi gitsin? Yemen'de, Çanakkale'de savaşanlar bizden daha mı büyüklerdi emmi? Abim cepheye katıldığında 15 yaşındaydı. Hazırlıksız olmaz. Deli deli konuşmayın. Böyle savaşa gidilmez. Orada hiçbir faydanız olmaz. Bu gece burada kalın. Benden haber bekleyin. Kimseye görünmeyin. Yine bir yarın olsun. Hacı. İsmail. Ben gidiyorum, geleceğim. Nereye? Geleceğim. Nereye gidiyorsun? Geçen geceki sevkiyatı çok geç haber verdin. Senin söylediğin yere vardığımızda onlar çoktan gitmişti. Öğrenir öğrenmez size haber verdim. Madem sevkiyatı geç haber alıyorsun, o zaman bize merminin nerede imal edildiğini öğren. Beyler, bazı bilgiler bana da geç geliyor. Sizler neden Yunan hükümetini uyarmıyorsunuz? Anadolu'nun ortasına kadar neden tamahkarlık ediyorsunuz? Bütün İzmir'i ve Ege'yi ele geçirdiniz. Ah, tabii bereketli toprak onlar. Buraya gelene kadar onlarca insanı kırdınız ve öldürdünüz. Tabii bu arada sizler de kırılıyorsunuz. Dedikleriniz doğru olabilir. Ama düşmana da nefes aldırmamak lazımdır. Son darbe Ankara. Kenatsi. Yes. Yes, sir. Ben cepheye gidiyorum. Cepheye mi? Gitme. Biz ne olacağız? Merak etme. Geri geleceğim. Yüzbaşım, hoş bulduk demeyi çok isterdim. Geç yüzbaşım, geç. Haberler kötüleşti daha. Meclisin Ankara'dan nakli söz konusu. Ne diyorsun yüzbaşım? Maalesef. Ordumuzda da çözülmeler var. Söyle bakalım, Kayseri'de havadisler nasıl? Şu ana kadar Kayseri'de herhangi bir husumete dayalı kavga dövüş yaşanmadı. Ha, papaz Gregor Rum gençleri örgütlüyor. Yunanlar ilerledikçe de cesaretleniyorlar. Bu arada fırsattan istifade zengin olmaya çalışanlar da var. Tarık Nuri gibi mal müdürü. Peşindeyiz, gözümüz üstünde ama bir türlü yakalayamadık. İşbirlikçi olduk kanaatindeyiz. Bütün bunlardan haberim var. Ama sen yine de üzerlerinde ol. Yapacak daha çok işimiz var. Emredersiniz başım. Baba. Ne haber kızım? Hayırdır? Yusuf yine hastalandı da Şerife Hanım ve Güzide Hoca ziyarete geldi. İyi şimdi. Teşekkür ediyorum. Ama boşuna telaş etmişsiniz. Geç oldu. İyi olacaksın. Teşekkür ederim. İyi olacaksın, merak etme.
bakın. Yusuf sık sık rahatsızlanıyor. Ve siz çoğu zaman evde olmuyorsunuz. Yusuf'un saatine daha fazla alaka göstermeniz gerekiyor. Endişe etmenize hiç gerek yok Güzel Hanım. Yusuf'un hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çoğu zaman hastalığını bahane ederek ilgi toplamak istiyor. Demek ki daha çok endişe etmeliyim. İlgi çekmek istemesinin müsebbibi sevgisizlik olabilir. İyi geceler. Tekrar geçmiş olsun. Neredeydin oğlum? Mina ile vedalaştım. Yarın cepheye gidiyoruz. Korkmuyor musun? Ölümden korkmuyorum. Zaten bütün ailem Çanakkale'de şehit düştü. Bir Abbas emmi var işte. Ama Mina, onu bir daha görememek beni ölümden daha çok korkutuyor. Ya benim ya abimin dönmesi lazım. Babam yaşayamaz, yıkılır yoksa. Hacı, şehit olunca bütün günahlar silinir mi, şöyle mi? Kardeşlerim, peygamberlikten sonraki en yüksek mertebedir şehitlik. Mehmet. Aşk nasıl bir şey? Aşk. Aşk nereden çıktı şimdi? Evet, sordum. Sordun. Sordun da niye? Hadi uyu sen. İsmail. Hı? Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Bana söylemeyecek misin? Dönünce söylerim. Geldiler mi? Ne yapacağız şimdi? Doğru söyle. Buraya kadar geldik. Şimdi Yunan askerlerini mi yakalanalım? Bizim bir an evvel buradan gitmemiz lazım. Dibimizdeki çeşmeyi bırakıp gidelim mi? Geceyi burada geçirelim. Soluklanalım biraz. Hasan da kendini toparlasın. Yok söyleyecek. Ölürse ölsün be. Yanımda yüzlerce adam öldü. Bir tane daha almış, ne fark edecek? Çocuklarını görmek istiyorsan bizimle devam edersin. Yoksa en fazla birkaç gün sonra yığılır kalırsın. Hasan kadar da şanslı olmazsın. Çünkü seni taşıyacak kimse olmaz. Öyle ver kararını. Sağ ol baba Semmi. Siz... Ben Güzide Nusret. Taş Mektebi'nin müdiresiyim. Evet. Kusura bakmayın. Memleketin böyle ücra köşelerinde sizin gibi bir müdüre görmek beni biraz şaşırttı. Alışırsınız efendim. Alışırsınız. Buyurun, oturun lütfen. Ben Yüzbaşı Tevfik. Ankara'dan Millet Meclisi adına Kayseri Sultanisi'ne geçici olarak el koyuyorum. Meclisin Kayseri'ye nakli söz konusu. Şimdiden bazı evrak ve ağırlıklar getirildi bile. Benim görevim burayı meclis için hazır hale getirmek.
Durum bu kadar vahim mi? Evet. Onun için çalışacak insan ve her türlü alete ihtiyaç var. Şimdi sizden ricam, bütün talebeleri buraya çağırmanız. Anlaşıldı. Anlaşıldı yüzbaşım. Abbas Emre, çocukların aileleriyle konuş, durumu anlat. Talebeler yüzbaşıya yardım edecekler. Ha, bu arada yüzbaşı için okulda bir oda ayarlayalım. Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Ne işiniz var okulda? Aa, Abbas Efendi, haberin var mıydı senin? Onun hiçbir şeyden haberi yok hocam. Biz gizli geldik. Gece yarısı bahçede onları görünce ortalık tehlike dolu diye bırakmadım. Gece mektepte kalın dedim. Yarın gidersiniz. Ne gecesi, ne gitmesi? Nereye gideceksiniz? Abbas Efendi, ne zaman korumaktan vazgeçeceksin bu çocukları? Evet, söyleyeyim bakayım. Neymiş maksadınız? Biz savaşa gidiyoruz. Ne? Savaşa mı gidiyorsunuz? Cepheye gideceğiz. Evet hocam. Savaşa gitmeye karar verdik hocam. Evet hocam. Biz kararımızı verdik. Çocuklar siz neler diyorsunuz Allah aşkına? Hadi bakayım evinize. Hadi, hadi. Güzide hocam. Biz kararımızı verdik. Bana bakın. Savaş bir oyun değildir çocuklar. Anlaşıldı mı? Hocam biz savaşa gidiyoruz. Hele ki bu odada konuşulanları duyduktan sonra artık burada kalamayız. Henüz sizin savaşacağınız kadar tehlikede değiliz. Madem öyle, meclis niye taşınıyor? Eskişehir'de taş üstüne taş kalmamış hocam. Evet hocam, biz kararımızı verdik. Gidiyoruz. Bunca savaş boyunca kaç okumuş nesil kaybettik? Siz daha çocuksunuz. Savaşa gidemezsiniz. Bir de sizi kaybet... Güzide hocam, memleket işgal altındayken biz okusak ne olur, okumasak ne olur? Bekleyelim de annelerimiz babalarımızı mı öldürsünler? Bekleyelim de ablalarımızın, annelerimizin, kadınlarımızın ırzına mı geçsinler? Görüyorum ki yurdun her evladı vatanı savunmak için gönüllü. Sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. Lakin henüz hazır değilsiniz. Arkadaşlar, ben buraya Ankara'nın emirlerini yerine getirmek için geldim. Sizler de bana yardım edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Kuvacı mısınız? Hocam biz kuvacı değil, asker kaç. Burada ne arıyorsunuz? Çok hasta bir yer var bacım. Yaralı mı? Yok, açlıktan, susuzluktan hasta. Gece karanlığında ben size yemekle su getiririm. Başınıza bir yer gelmesin gece gece. Siz bizim için savaşıyorsunuz. Ben size yemek getirmişim, çok mu? Sağ ol bacım. Savaşı yüreğinize hissetmediğiniz sürece niçin ve neye karşı savaşacağınızı bilemezsiniz. Düşman için ateş etmeye hazır namludan. Dışarıda ne oluyor? Tevfik yüzbaşım çocuklara süngü talimi yaptı. Hatta bir top mermisinden bile süngü talimi mi? İşte arkadaşlar. Buna süngü derler. Süngü askerliğin çıplak halidir. Süngü cesarettir. Süngü ölüme meydan okumaktır. Ölüme meydan okuyan bir ordunun karşısında hiçbir kuvvet, hiçbir düşman duramaz. Silahınız boşaldığında geriye bir tek bu süngü kalır arkadaşlar. İşte o zaman siperlerinizden fırlayıp korkmadan, geri dönmeden
koşarak süngünüzle düşmanın üzerine atılacaksınız. Siz yorulup düştüğünüz yerde bir arkadaşınız gelip yerinizi alacak. Kalkacaksınız, düşen bir arkadaşınızın yerini dolduracaksınız. Çünkü karşınızda sizi boğmaya, yok etmeye çalışan bir düşman var. Tek amacınız var. Kazanmak, kazanmak, kazanmak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Nereden çıktı şimdi bu? Zaten zor durdurduk. Şimdi çocukları cesaretlendirmenin ne manası var? Güzide hocam. Zaten düşman dört bir yanımızı sarmış. Çocukların kendilerini korumaları için bunları bilmeleri gerek. Hazır. Bizim çocukların yanında. Ne yapacaksın sen orada? Bu hasta halinle yararına çok zararın dokunur senin. Bir de arkandan seni mi toplayacaklar? Yiyecek, içeceklerin yüz hissede kırkına ek olacak. Haydi indirin, haydi. Yusuf, sen bırak arkadaşlarını indirsin. Şimdi gene nefessiz kalıp tıkanacaksın. Yusuf, hadi koç, arkadaşlarına yardım et. Komutan. 6 adet bavul, gizli evrak, 20 adet masa ve kürsü malzemeleri. Aydın eyvallah. Hala burada mısınız? Hemen terk edin burayı. Çocuğunu da al, hemen git buradan. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim vatanımız. Ades hasbin yasas. Ya arkadaşlar, ben böyle bir kudret görmedim. Millet elinde, avcunda, ne varsa ama ne varsa hepsini getirmişti. Savaştan sonra bütün mallar kuruşu kuruşuna teslim edilecekmiş hem de. İnsanların o halini görünce sanki yüreğimi söküp aldılar. Biz de taşın altına elimizi koyacağız. Gerekirse bu insanlar için canlarımızı vereceğiz. Kimse toprağımızı elimizden alamaz. Bu insanlar için, vatanımız için
Canlarımız feda olsun mu? Olsun! Olsun mu? Olsun! Olsun mu? Olsun! Şimdi sağ olasın gece gece. Bu erzak sizi yarına kadar idare eder. Arkadaşınız nasıl oldu? Daha iyi bacım, sağ ol. Bu kafirleri gebertmeniz için bütün köyün ölmesi mi gerekiyor? Bacım görmüyor musun? Sayıca bizden üstünler, ne yapmamızı bekliyorsun? Tüfeğimiz, kurşunumuz yeterli değil bacım. Silahınız yoksa taşınız, sopanız da mı yok? Bence sizin esas yüreğiniz yok. Cemil Çavuş, dertlendin. Bak, kadın başıyla gece gizli gizli çıkıp iki lokma yiyeceğini getiriyor bize. Cephe cephe savaşı, takatin kalmasın. Sonra gel yüreksiz ol. Yüreksiz mi? Çavuş, seferberlikten beri elimde silah. Ne sıtması kaldı, ne şerepleri yemediğim. İki bebem vardı çavuşum. Hiç görmedim. Şimdi aslan gibi olmuşlardır. Hayırlısıyla, dünya gözüyle son bir kez göreyim. Sonra ver elini cebe. Asker kaçakları. Velioğlu Yaşar, Mahmutoğlu Sefer, Reşitoğlu, Cemil. Abi. Düzeneye bağlanıyor. Sonra uygun zaman geldiğinde bu kolu aşağı doğru ittiriyorsunuz ve kıyamet kopuyor. Madem Mustafa Kemal yardım istemiş, bizim de bir katkımız olsun değil mi? Bana bakın çocuklar. Hazırlığınızı geceden yapın. Gündüz patlatın ki herkes şahit olsun. Dışarıda askerler de oynuyor. Hadi gidelim, gidelim. Bunu zaten sepete koyayım. Üstünü örtün diyeceğim. Al bunu kapat. Hadi, hadi. Bak oğlum. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam abi. Seninle gurur duyuyorum. Söyle kızım. Bizi öldürecekler mi? Hayır kızım. Bizi öldüremeyecekler. Abiler mi kurtaracak bizi? Evet.
Evet. O abiler kurtaracak. Ben zaten biliyordum. Söz ver. Kurtaracaktık. 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 Thank you.
Hadi. Bırak. Bırak hadi. Sizlere baktıkça bu milletin ayağa kalkacağına umudum artıyor. Güzide hocam, Tevfik Yüzbaşı nerede? Cepheye gitti. Cepheye mi gitti? Ne zaman? Nasıl gider? Bizimle vedalaşmadan mı? Çocuklar, savaş böyle bir şey. Çağrılır ve gidersin. Ben içeriği düzenleyeyim. Abbas Emir. Sağ olun. Aleyküm selam. Mustafa Kemal hoş emretmiş. Yolumuzu anca gelelim. Çok teşekkür ederiz. Allah senden razı olsun. Mehmet!
Mehmet. Güzide hocam. Siz bize hem analık hem babalık yaptınız. Hakkınızı helal edin hocam. Ama artık bizi durdurmaya çalışmayın. Savaş böyle bir şey. Çağrılır ve gidersin. Sizlere baktıkça bu milletin ayağa kalkacağına umudum artıyor. Önce ailelerinizle vedalaşın. Sonra hep birlikte yola koyulacağız. Döndüğümde seni kaçıracağım Rum kız. Bu yüzbaşı Tevfik'in bölüğü. Doğru oraya gideceksin. Abin. Biliyorum baba. Abi geri dönecek misin? Döneceğim. Döneceğim kardeşim, döneceğim. Aslan gibi gidiyorsun. Aslan gibi döneceksin. Dikkatli ol, tamam. Döneceğim. Ne var size emanet Şerif Hanım? Gözün arkada kalmasın oğlum. Dualarımız sizi de. Babamızı ziyaret etmeyi ihmal etmemene ver. Tamam. Ne de olsa babamız. Sen kendine iyi bak, olur mu? İlaçları içmeyi unutma abi. Merak etme.
Bunu babama ver. Babanın ve şehit dört kardeşinin yüzünü utandırmalı. Tamam. Ne var? Ben cepheye gidiyorum. Belki geri dönmeyebilirim. Sana söylemek istediğim bir şey vardı ama bir türlü söyleyemedim. Beni bekler misin? İsmail. Ne yapıyorsun? Kim bekleyecek oğlum seni? Beni. Senle gurur duyuyorum kızım. Allah'a emanet ol. Hakkını helal et Allah. Helal olsun. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var. Hakkınızı helal edin. Tevfik Yüzbaşı'nın başının altından çıkıyor. Ama ben yapacağımı biliyorum. Yeter kızım. Baba. Yeter. Artık yalan söyleme. Biraz vicdanın olsun. Biraz iyi bir insan ol. Kızım. Sen bizim ne yaşadığımızı biliyor musun? Ben ne yapıyorum, nerede kalıyorum biliyor musun? Kızım. Bilmiyorsun. Zaten hiçbir şey umurunda değil. Yusuf gitti baba. Yusuf cepheye gitti. Gitmeyeceğini zannediyordun değil mi? Gidemeyecek zannediyordun. Ama gitti. Onu bir tek sen durdurabilirdin. Ama yapmadın. Belki de onu bir daha hiç göremeyeceğiz.
Bunu sana verdim. İsmail, biraz hızlı yürüsene, seninle bir şey konuşacağım. Hani sen bana aşk nedir diye sormuştun ya. He. Aşk geride seni bekleyen birinin olması gibiymiş. He. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. İşte hani sen sormuştun, sonra da dönünce anlatacağım demiştin ya. He. Ya mühim bir şey değil o. Ha, mühim bir şey değil. İyi o zaman. Senin bendeki emanetinin de bir önemi yok o zaman. Mehmet, ne emaneti? Hiç. Önemi yokmuş ya. Dönünce veririm. Mehmet, ne emaneti ya? Ah. Heh. Dur. Önce kim olduğunu söyle. Ya Mehmet, tamam, tamam. Tamam, söyleyeceğim. Hadi söyle. Tamam, ver. Oo. Tamam. Münevver. Ne? Münevver mi? Söyleyeyim mi? Yusuf! Efendim? Yok bir şey yok. Ne yapıyorsun oğlum? Elim ayağım titredi ya. Aa, bak bunu. Münevver Mina'ya vermiş, sana vermem için. Saygıdeğer Tarık Nuri Bey. Ben oğlunuz Yusuf. Bugün Allah'ın izniyle Kayseri Sultanisi'nden silah arkadaşlarımla beraber Polatlı'ya doğru yürüyoruz. Demir parmaklıklar arkasındaki günlerinizin tez zamanda nihayete ermesini diliyorum. Ömürlerimiz garip bir imtihanın içinden geçiyormuş gibi hissediyorum. Siz vatanı ihanet suçundan mahpuslanlarındasınız. Ben Deniz, öz oğlunuz Yusuf, kendisi gibi zayıf ve hastalıklı vatanını kurtarma kavgasında. Savaşacağız. Biz bu toprakların zayıf ve hasta bırakılmış çocukları. Savaşacağız. Kanımızın son damlasına kadar. Sadece düşman atlarına saldırmayacağız. Bize olan hakir düşüncelerinizi de parçalayacağız. Savaşıp bu çirkin işgalin durmasını sağlayacağız. Önce Rabbimin izniyle, sonra tüm halkımızın var gücüyle. Gözlerimi kaldıramazdım yerden. Bakamazdım insanların gözlerine konuşurken. Ateş topuna dönmüş evimize de bakamıyordum. Onca uğultunun içinde annemin çığlıklarını duyabiliyordum. Donmuş kalmış, küçücük, çaresiz bir çocuktum. Annemi kurtaramadım alevlerin arasından belki. Ama bir yangın yerine dönmüş memleketimi kurtarıp gözlerinizdeki o hain karanlığa bakacağım. Uzun uzun. Şerefinize çaldığınız bu kara lekeyi, o korkak oğlunuzun sildiğini size unutturmayacağım.
hangi yüzle geldin? Gidecek başka bir yerim yoktu. Bundan böyle senin gibi bir evladım yok benim. Baba. Bana iyi bak baba. Tanıdın mı? Cemil. Büyük oğlum. Beni en son ne zaman gördün baba? Kaç yaşındayken? Yıllardır savaşmadım, yer kalmadım. Beni sen anlasın baba. Senin de arkadaşların kollarında ölmedi mi? İsmail. Nerede? Cephede. Savaşıyor. Cephede mi? Niye bıraktın? Babam, bu kız çocuğu sana emanet. Gidecek başka kimsesi yok. Ben gidiyorum. İsmail'i bulacağım. Onu yalnız bırakmayacağım. Hakkını helal et baba. Kayseri Sultanesi'nin 63 talebesiyle birlikte gönüllü olarak orduya yazılmak için emrinizdeyiz paşam. Paşam, ben Kayseri Sultanesi'nde görevliyken temel askerlik eğitimi vermiş olduğum talebeler ve müdüreleri Güzide Hanım. Yüzbaşı, madem sen eğitim verdin, çocuklarımı kendi bölüğüne al. Baş üstüne paşam. Yüzbaşı, çocuklarıma gözün gibi bak. Onlar bu ülkenin geleceği. Tabip, mimar, öğretmen olup bağımsızlığımızı onlar koruyacaklar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hoş geldiniz.
Ramazan. Emredin kumandanım. Bu cesur çocukları al. Kıyafetlerini verdir ve hemen talime başlasınlar. Emredersiniz kumandanım. Evet çocuklar, beni takip edin. Aynı şekilde de. Veda etmeden gittiniz. Üniformamız bizim kefenimizdir. Bizim vedamız ancak bir kurşun ya da süngüyle olur. Sizi burada görmeyi hiç umut etmezdim. Mecburduk. Savaş okula kadar geldi. Abbas Emmi'yi kaybettik. Abbas Emmi öldü mü? Nasıl? Toplanan yardımlar için yapılan bombalamada. Dervişoğlu Mehmet. Yaş? 16. Kayseri Taş Mektep Sultanesi. İsim? Garabisoğlu Aret. Yaş? 16. Geç. İsim? Tarık Nurioğlu Yusuf. Yaş? 17. Kayseri Taş Mektep Sultanesi. 17. Mehmetoğlu Hasan. 17. Kürt Ahmetoğlu Hacı. Telgraf geldi. Paşam, aldığımız habere göre Ölüyüz Tümen bölgesinde aşırı hareketlenmeler var. Paşam, değerlendirdiğimiz gibi 4. Tümen'i desteklemek lazım. Uygun görürseniz yeni katılan erlerle birlikte Tevfik Yüzbaşı'nın birliğini 4. Tümen'i desteklemek için sevk edelim.
emredin kumandanım. Çocukları çadırlarına götür. Emredersiniz kumandanım. Komutanım, emir geldi. Evet arkadaşlar. Cepheye gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah razı olsun kardeşim. Çocuklar siz gidince çok üzüldü. Hepimiz için çok ani oldu. Bir gün bütün bu semalar tayyareyle dolacak. Memleketteki insanlar ülkenin bir ucundan bir ucuna uçabilecek. Nasıl olacak o? Biri de ben olacağım. Karım. Çocuklar. Böyle evin üzerinden geçerken bana el sallayacaklar. İyi. Bizim evin üstünden geçme de. Peki ya savaş bitince? Savaş bitince. Bilmem. Herhalde sakin bir hayatım olmasını isterdim. Abla senin olsaydı gurur duyardı bizimle. Allah'ım sen bize güç kuvvet ver ya Rabbi. Yüzümüzü kara çıkartma. Amin. Bir çiftliğim olmasını isterdim. Sessiz sedasız uzaklarda. 5 tane de çocuk. 5 mi? Evet, 5 tane. Ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Kalabalık ailelerde yemekler, bayramlar, düğün günleri. Hatta cenazeler bile. Bilmem her şey bir başka olur. Çocuk sesleri. 5. Neredensin sen? İstanbul İdadisi. Kuleli Asker İdadisi. İstanbul Tıbbiyesi. Aslan yârim kız senin.
Aleko! Aleko dur, yapma! Birlikleri dün gece bütün mevzilerde ağır kayıplar vererek mevzilerine geri çekildiler. Mustafa Kemal Paşa Yunanları söküp atmak için büyük bir taarruz emri verdi. Taarruzumuz akşamüstü başlayacak. Hazırlıklara başlayın. Gazanız mübarek olsun. Baş üstüne kumandanım. Hücum emri geldi. Gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah yardımcınız olsun. Amin. Yiğitlerim, ya istiklal ya ölüm. Hücum! Thank you.
Hacı! Hacı! Hacı gitme! Hacı! Geliyorum. Geliyorum. Sizinkileri yanına görmüşsünüz. Merak etme kardeşim. Geri döneceğiz. Hayır.
Kuşiç son sınıf öğrencisi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde vatanımız için şehit düştüğünden mektebimiz bu yıl mezun verememiştir. Dervişoğlu Mehmet. Burada. Tarık Nurioğlu Yusuf. Burada. Ramazanoğlu İsmail. Burada. Kürt Ahmetoğlu Hacı. Burada. Garbisoğlu Haret. Burada.